VAR'la ilgili dün Rossetti'nin açıklaması vardı. Hı-hı. Bilmiyorum denk gördüm. Geldi mi? Evet gördüm. Yani şunu söylemiş. UEFA'nın hakemlerle ilgili bir numarası. Hı-hı. Hakemlerin eğitmeni. %96 Türkiye'de de çalıştı. Evet Türkiye'de de çalıştı. %96 kritik kararlarda hatayı engelleyici bir sistem demiş. %96. Büyük bir oran. Neredeyse tamamı yani, engellenmiş. %100 yapamıyoruz diyor. Kaçmış. Aynen %100 yapamıyoruz diyor. %96. Ya ben çok merak ediyorum. Sayın Rossetti eğer Türkiye'ye gelip izledi mi VAR'la ilgili yaptırımı? Evet. Yani nasıl işliyor? Ben Türkiye'nin bu değerlendirme dışında olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir... Türkiye soktuğun anda evet düşebilir o. Ciddi aranda düşebilir oran. Bir noktada da şunu söyleyeyim. Bugünkü haberlerde zaten Hollanda VAR kararlarını ve görüntülerini yansıtma kararı almıştı biliyorsun hatırlarsın. Hı-hı. Stadyumlarda artık görüntüler evet. Yayınlanacak. Bugün de Fransa'da L'Equipe gazetesinde haber vardı. Aynı Fransa evet aynı konuyla ilgili. Fransa'da da VAR sistemi eleştiriliyor. Eleştirilmesinin temel sebeplerinden bir tanesi de hakemlerin standart eksikliği. Yani bu hakem bu pozisyona VAR'da izleyip penaltı veriyor. Örnek veriyorum. Bu hakem aynı pozisyonu izleyip... Televizyon yorumcusu olarak değerlendirmiş. Aynen. Şey yapamıyor. O yüzden hakem atayan kurulun değil de bağımsız bir kurulun hakem performanslarını değerlendirmesini istiyoruz diyor. Bana çok mantıklı ama geldi. Ama kim o bağımsız kurum? Onun altında doldurmuşlar mı? Yani şöyle futbol paydaşlarının içinde bulunacak ya da... Eski futbolcular mı? Eski hakemler mi? Onun tam altı... Altyapı antrenörleri yok. Mi? Sadece bir taslak var. Aynen. Şekillendirmeye çalışıyorlar. Yani şöyle ben seni atıyorum... Ben senin atamanı yaptıktan sonra bir de performansını değerlendiriyorum. Tamam. Performansını değerlendirip bir de cezanı veriyorum. Yani bu üç rolü aynı kişinin, aynı kurumun, aynı kuruluşun yapmaması için dışarıdan bir müdahale, dışarıdan bir takip sistemi önermişler. Bana mantıklı geldi. Denetleme şirketi gibi bir şey olacak. Yani evet. Ama orada uygulanabilir. Ama bizde onun uygulanması yine sancılı olabilir ama gibi işte geliyor bana. Biz de meselesini aşalım. Ama biz aşamadığımız için zaten biz nasıl aşacağız? Yani kıyaslayıp ortaya koyduğumuzda işlevselliği, yürütmesi, ortaya çıkan sonucu, sebebi bambaşka. Sen VAR'dan memnun musun? Dinamikleri bambaşka. Ben memnunum. %100 memnunum yani. Sistem kullanışından bahsediyorum. Ortaya çıkan kararlar, kullanışı. Evet aksaklıklar var ama VAR olmadığı dönemle, VAR olduğu dönemi, geçen sezonu, bu sezonu kıyasladığım zaman memnunum. Kendi adıma olması gerekiyordu. Artık çünkü hakemlere herkesin elinde telefonla, stadyumda hemen hocaların bile tekrarını görüp, hani hocaları geçtim. Tribündekiler bir 10 saniye sonra hakemin verdiği karar üzerinde tezahürat geliştirmeye başlıyorlardı. Herkesin elinde bu imkan varken hakemden onu alamazdınız. Yani artık ben, yoktu yani. Ben de. Mehmet Demirkol'un bu konuyla ilgili geçtiğimiz sezon söylediği çok altını çizdiği bir şey vardı. Yani herkesin televizyonda izleyenin 18 gözü varken 18 kameralı maçlar üzerinden bir benzetme yapıp hakem iki gözle artık o karşılaşmayı izleyemez diyordu. Doğru. Çok da doğruydu. Buna öyleydi zaten. Ek de yapalım. Defalarca da dile artık getirdim. İnsan... Yani futbolda teknoloji kullanımı o kadar ilerledi ki. Hı-hı. Malzemede, antrenman tekniklerinde, futbolcu performans ölçümlerinde, futbolcuların dinlenmesinde, her şeyde teknolojiye başvurabiliyoruz. Herkes, her paydaş, bizim çekimlerde, hı hı. Artık hani çekim kaliteleri çok yükseldi vesaire vesaire. Her şeyde teknolojik bir katkı var. Niye hakemlere yok diye düşünülerek hakemlere de teknolojik bir yardım gelmesi çok doğaldı. Ama ben Türkiye'deki kullanım şeklinin... Ya biraz VAR hala emekleme sancıları devam ediyor. Ya VAR protokolü üzerinden biliyorsun Yusuf Namoğlu açıklama yapmıştı. Protokole uymadıkları için Galatasaray maçı sonrasında evet. Açıklama yapmıştı. Ya ben birçok maçta protokol meselesinde sıkıntı yaşandığı kanısındayım. Yine Mehmet Demirkol söyledi galiba. Ben de daha önce dile getirmiştim. Ya bu konuşmalar, ya bizim aramızdaki konuşma nasıl yansıyorsa kamuoyuna. Çünkü kamuoyuna açık bir iş yapıyoruz. Hakemlerin arasındaki konuşmalar ve hakemlerin VAR odasıyla yaptıkları konuşmalar arasında konuşmalarında kamuoyuna yansıması lazım. Ya bizim bilmemiz lazım talep, ne olduğunu. Talep edenin buna ulaşması lazım. Yani bu şekilde. Yani durum artık kamera üzerinden, televizyon üzerinden hakemin karar vermesi aşamasına gelmişse üsttekiler, duranlar, stüdyodakilerle sahadakiler ne konuşuyor bilmesi lazım. Yani bizim yayın yaptığımız durum herkesin gözü önündeyse artık o da göz önünde olması lazım. Yani bu da hakemleri de daha rahatlatır bence. Çünkü yani orada... Yani evet. Orada VAR hakemi mi çağırmadı? Orta hakem mi gitmedi? O özellikle Galatasaray maçı üzerinden onu açıklayabilirdik ama ondan sonra şeffaflaştırmak gerekiyor. Gerekiyor saklayarak. Abi sadece özellikle veya, değil yani Galatasaray. O çok gündeme gelmişti. Oradan acaba oradan belki evrilebilirdi artık ya. Böyle ya, bir sıkıntı da yaşandı. Artık açıklansın denebilirdi. Oradan sonra da olmadı. Evet abi Fenerbahçe'nin son iki haftada olmasını da açıklamıyor kimse. Yusuf Bey niye olmuyor mesela? Bir evet, konuşmadı, yani. Bir yer açıklamadı. Veya Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden bununla ilgili bir açıklama gelmiyor. Ben iki kere açıklamasını hatırlıyorum. Böyle bir şeyin niye oldu? Veya konuşarak mı tahmin etmeye çalışacağım? Ben çünkü iki... bu
iki açıklamasını hatırlıyorum. Sen de bir Sovun Röveşata golünde açıklama yapmıştı. Buna gol verenin kokartını sökerim diye çok sert bir açıklama yapmıştı. Bir de VAR protokolüyle Galatasaray maçı sonrasında VAR protokolüne uymadığı için hakemler dinlendirilecek diye bir açıklama yapmıştı. Evet. Bir örnek vereyim mesela. Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesi. 4 dakika VAR'la ilgili bir arıza oldu. Oradaki yardımcı hakem offside'ı kaçırdı. Fenerbahçe'nin yediği gol aslında temizken, kurallar dahilindeyken offside verildi. 2 puanı gitti Başakşehir'in. 2 puanı gitti Başakşehir'in. Ve bu hakem, yani bu hakem arkadaşımız, abimiz, bilmiyorum yaşını, dinlendirildi. Hı hı. Şimdi o maçta yine aynı şekilde aynı bariz hata yapıp dinlendirilen bir hakem konusunda, meselesinde Sayın MHK Başkanı'na çıkıp açıklama yapmadı. Niye bazı maçlarda, niye bazı durumlarda illa bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyor? Onu açıkçası merak ediyorum. İşte iki maç işte yani. Evet. Sövün Röveşatası konusunda net konuştu. Hakemler üzerinden de yaptığı çıkarımlar, ceza vereceğizi kendi üzerinden söylemesi sadece o maçta. Orada Ali Düz'ün istifası var, Ali Düz'ün açıklaması, geri dönüşü. Orada bir rutinin dışına çıkan bir durum vardı ama diğer takımlara ne bundan? Rutinin duruma çıkartmayın o zaman. Ona yani, müdahale edin çünkü hala başta sizdesiniz. Neyse, bu Yusuf sürekli konuşup içinden yani çıkamayacağınız bir durum. Yani nihayetinde bu ama, değişiklik, şahıs değişikliği bir şeye yaramayacak. Ben de sistemsel olarak bir değişiklik olması taraftarıyım. Yani yarın öbür gün başka bir MHK başkanını burada eleştiriyor olacağız. Ya da başka bir federasyon başkanını ilerleyen yıllarda eleştireceğiz. Hatalar üzerinden aynısını konuşacağız. Aynı meseleleri değilse, konuşuyoruz. Yarın Yusuf Bey gitse, yerine Kudusi Müftüoğlu gelse ve 3 hafta sonra buna benzer bir hatanın yapılma ihtimali aynı kaç şey. Sence? %100. %100. Her hafta var çünkü. 96 bile değil. Her hafta var. O zaman ne yapacağız? O zaman biraz daha dikkat edelim. Kudüs'ü Bey de mi acaba aynı hataları düşecek diye. Bu hafta sana sayayım. Döngü içinden çıkamayacağımız bir hale geliyor. Fenerbahçe maçında Şamil'in pozisyonu, hı-hı, tartışmaya açık bir pozisyon. VAR'a gidebilirsin. Atiker Konyaspor maçında golle ilgili bir sıkıntı, hı-hı, söz konusu. Ardından bir penaltı itirazı, evet, var. Göztepe maçında Jilas'ın gerçekten muhteşem bir gol attı ama pozisyonda, eğer Fenerbahçe maçında iptal edilen gol iptal ediliyorsa o pozisyonda da onun. Ya bu karar, iki karardan birisi doğru olabilir. İkisi olamaz. Evet. Yani Jilas'ın pozisyonunun da demek ki iptal edilmesi gerekiyor. Galatasaray Trabzonspor maçında tartışmalı pozisyonlar var. Yani her maçta, her hafta 3-4 tane maçta çok ciddi fahiş, maçın skorunu etkileyecek hatalar var. O yüzden yani %100. Ve eskiden bunun sindirilmesi yani kolaydı. Hem yönetim, hem futbolcular, hem de taraftar tarafından. Bu sezonun üzerine maçlar geçeri neredeyse 3 gün olacak. Hala aynı tonda, aynı dozda ve aynı yoğunlukta konuşmamızın sebebi, ya televizyonda görüyorsun, ekranda görüyorsun. Acaba o zaman hakemlerin gerçekten bu mesleği yapamayacakları mı? Hakemlik için seçilmiş insanlar bu mesleğin görevlerini, bu mesleğin özelliklerini taşımayan insanlar mı olup olmadıkları konuşuluyor. Durum o. Ya ben onu çok teşekkürlerini düşünmüyorum. Son 10 dakikaya girerken. Ama artık bir yerden sonra hakemlerin artık bireysel performansları ortaya çıkmaya başlıyor. Abi yani çok özellikleri... Umursuyorlar mı? Umursamıyorlar ama konuşulan veya soru işareti olan konu artık bu hakem yapamayacak galiba. Çünkü yani, o özelliği yok demeye getiriliyor. Senle otururken Nebil de vardı burada. Bülent Yıldırım'ın VAR'ı bekleyip penaltı Beşiktaş maçında, Antalyaspor maçında. Evet. O kadar bariz pozisyon. Bülent Yıldırım gidip VAR hakemi oluyor Galatasaray Trabzonspor maçında. Çünkü hani bunun bir yaptırımı yok. Evet. Yani performans düşüklüğü, pozisyonu gördün, görmedin, doğru gördün, yanlış gördün. Bunun bir geri dönüşü çok fazla olmuyor.